Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir acıyı hep beraber yaşıyoruz. Ben ölen vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda tedavisi devam eden tüm yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Rabbim inşallah bir daha böyle acıları bizlere göstermesin. Depremle ilgili devletimiz bütün imkanları, bütün kurumlarıyla beraber ilk günden itibaren seferberlik halinde bu afetin üstesinden gelebilmek için büyük bir mücadele içerisinde bütün imkanlarını, bütün kaynaklarını bu depremin yaralarını sarmak için, vatandaşlarımızın acısını dindirmek için şu anda seferber etmiş durumda. Tabii ki bu büyük mücadelede yine bizim en büyük destekçimiz, aziz milletimiz, kıymetli vatandaşlarımız, onlar da ilk günden itibaren devletiyle beraber el ele bu afet mücadelesinde elini taşın altına koymuş vaziyette. Bu manada ilk günlerden itibaren biz vatandaşlarımızdan telefonlar almaya başladık. Hayırsever vatandaşlarımız bize şunu söylediler. Dediler ki bizim kullanmadığımız evimiz var. Yazlığımız var, bağ evimiz var ya da ben yurt dışında yaşıyorum, senede 15 gün geldiğim Türkiye'de bir evim var. Acaba biz bu evleri afetzede vatandaşlarımızın kullanımına açabilir miyiz? O acılı aileleri bir nebze olsun buralarda misafir ederek onların acısını dindirebilir miyiz? İşte biz de İlk günden itibaren gelen o talepleri karşılamak üzere bir platform oluşturduk ve bir kampanya başlattık. Evim yuvan olsun kampanyasıyla afetzede ailelerimizin kullanımına sunacak evi olan vatandaşlarımız bir sistem üzerinden bu evlerini kayıt yaptırabilirler. Bu kayıt yaptırdıkları evleri AFAD organizasyonunda ilgili kaymakamlıklarımıza göndererek kaymakamlıklarımız öncelikle bu evlerin kontrolünü yapıyorlar. Daha sonra bu evleri afetzede vatandaşlarımızın kullanımına açacaklar. Tabii gündemde olan bir takım sorular var. Bu evini paylaşmak isteyen vatandaşlarımızın bazı çekinceleri de elbette var. Acaba afetzede vatandaşlarımıza gerçekten ulaşabilir miyiz? Burada vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hayırseverlerimiz müsterih olsunlar. Çünkü bu süreci tamamen İçişleri Bakanlığımız, AFAD koordinasyonunda ve kaymakamlıklar eliyle yürütecekler. Burada evini gerek ücretsiz bir şekilde vermek ya da makul bir kira karşılığında sisteme kaydetmek isteyen vatandaşlarımız eğer gerçekten evleri uygunsa öncelikle bu hayırseverlerimizle kaymakamlıklarımız sözleşme imzalayacaklar. Yani bu hayırseverlerimizin muhatabı bizzat kaymakamlıklarımız olacak. Daha sonra bu evleri biz afetzede vatandaşlarımızın ailelerin kullanımına açmış olacağız. Tabii burada gündeme gelen farklı sorular var. Yine hayırsever vatandaşlarımız bize şunu soruyorlar. Acaba biz bu evleri verdiğimizde bunların elektrik, su, doğalgaz faturaları nasıl ödenecek? Burada da afetzede vatandaşlarımızı hayırseverlerin ellerine yerleştirdiğimizde buradaki faturaları kaymakamlıklarımız ödeyecek. Hayırseverlerimizin bunlarla ilgili bir endişeye düşmesine gerek yok. Yine gelen sorular arasında ben acaba evimi verdiğimde evimde bir hasar oluşursa bununla ilgili bir imkan var mı diye soran vatandaşlarımız var. Burada da Türkiye Sigorta bir inisiyatif başlattı. Evim yuvan olsun kampanyasıyla evini veren vatandaşlarımızın evlerinde eğer bir hasar oluşursa muhtemel hasarlarla ilgili de bu evlerin sigortalamasını belli bir miktara kadar da yine Türkiye Sigorta gerçekleştirecek. Tabii burada paydaşlarımız var. Bu sistemi Türkiye'nin en büyük emlak listeleme şirketleri aslında bu kayıtları tutacaklar. Yani Türkiye'nin 3 büyük emlak arama sitesi, portalı bu işte bizim paydaşımız. Vatandaşlarımız evlerini onların sistemleri üzerinden kaydetmiş olacaklar ve daha sonra kaymakamlıklarımız bütün süreçleri işletecek. Tabii ilk günden itibaren bu talepleri almıştık. Şu anda sistem çalışmaya başladı. Vatandaşlarımız evlerini bu sisteme giriyorlar. Eğer
vatandaşlarımızın bir evi varsa, kullanmadıkları konutları varsa, yazdıkları bağ evleri varsa, onlar da evim yuvan olsun .org web sitesi üzerinden bunları afetzedelerin kullanımına açabilirler. Oradaki acılı vatandaşlarımızın bir nebze olsun acılarını dindirmek için katkı sağlayabilirler. Tabii herkesin evi yok, konutu yok. Burada ben bu kampanyaya nasıl destek olabilirim diyen vatandaşlarımız için de bir opsiyon var. Eğer vatandaşlarımız burada kiralık evlerin kiralarının ödenmesine katkı sağlamak isterlerse de yine AFAD'ın üzerinden maddi olarak bu kampanyaya destek verip hayırseverlerimizin açtığı konutların kiralarına katkı sağlayabilirler. Bu da ayrıca bir alternatif olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz bir opsiyon. Burada devlet millet el ele vererek inşallah biz yaralarımızı saracağız. Şu anda geçici barınmayla ilgili büyük bir seferberlik içerisindeyiz. Bölgede 1 milyon 350 bin, bölge dışarısında 310 bin vatandaşımızı şu anda biz geçici barınma merkezlerinde, çadır kentlerde, konteynerlarda, kamu misafirhanelerinde, yurtlarda misafir ediyoruz. Ama böyle bir imkanla vatandaşlarımızın evlerini açması da başka bir alternatif. Bundan da istifade etmek isteyen biz afetzedelerimizi, ihtiyaç sahibi afetzedelerimizi inşallah bu konutlarda barındıracağız.